Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda çemberde uzunlukla ilgili 11. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen O ve M merkezli eş çemberler T noktasında birbirine teğet. Evet, çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Hop, merkezleri birleştir yapıyorduk. Sonra merkez varsa, teğet varsa, kiriş varsa çektik. Çektik. Burada da çektik. Burada da çektik. Yapalım. Çünkü şu dikmeler iki eş parçaya bölüyor. İşte burası da 90, burası da 90 oldu, burası da 90. Burada bir dikdörtgen, hatta dikdörtgen oluştu hatta. Şunlar da birbirine eşit oldu. Aynı zamanda büyük de bir dikdörtgen oldu. Şurayı da iki eş parçaya bölecek. Sonra aynı şamliyi şurada da merkez kiriş çektikten dolayı yapabiliriz. Bunlar anahtar kelime, ek çizim değil arkadaşlar. Bunları hemen işimiz uygulamak. Belki işimize yarayacak, belki yaramayacak ama uygulamak gerçekten önemli. Evet, şimdi burada AB uzunluğunu 16 olarak vermişler. Peki, eyvallah. Sonra arkadaşım burada ne yapabiliriz? Burada şunların birbirine eşitliğinden bahsedebilir miyiz acaba? Ya eşit gibi duruyor da aslında. Burada eşit gibi duruyor aslında. Çünkü niye? Şu eş çemberler olduğu için, şu kirişler eşit olduğu için, şu kirişe eşit uzunlukta olan dikmeler birbirine eşittir. Yani ne diyeceğiz? Şuradaki uzunluklar birbirine eşittir diyeceğiz. Evet, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Ondan sonra burada da şurası eşit oldu. Kirişi iki eş parçaya böldüğünden burası da eşit oldu. Aynı zamanda burası da eşit, burası da eşit oldu. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, 16'yı kullanacağız. Başka bir de BC'ye de 8 birim olarak vermişler. O zaman BC 8 ise burası 4 4 diye koyalım. Sonra bizim için önemli olan şey tabii ki yarı çap. O zaman burası R iken burası da R. Şimdi tamamı 16 ya. Bak dikkat et. R artı yuvarlak. R artı yuvarlak. R artı yuvarlak dediğim 8 yaptı. O zaman burası 8 eksi R oldu. Burası da 8 eksi R yaptı. Burası da 8 eksi R yaptı. En etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap R. Pisagor. R'nin karesi eşittir 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesinden. Hissederse eğer R'yi kaç buluruz? 5 buluruz. Çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Yani 2R isteniliyor. O zaman cevabımız da böylelikle 10 çıkar. 11. soru. Pardon, 11. testte 1. sorunun çözümü cevabı 10 yaptı. Yani Akçay yaptı. Geldik 2. soruya. Şekildeki O merkezi çemberin içerisinde O noktasından farklı bir K noktası belirleniyor. Daha sonra K noktasından geçen ve orta noktası L olan bir AB kirişi çiziliyor. Tam orta noktası L ise merkezden böyle bir orta noktaya geldiğim zaman burası ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Çünkü iki eş parçaya bölen diktir. Peki AB kirişi çizilmiş. Peki buna göre diyor K noktasından geçen bütün kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Şimdi K noktasından geçen bütün kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Bak şimdi dikkat et. Tam burası orta nokta. Merkez kiriş çektik yapınca. Peki sen buradan bir tane daha kiriş çizsen. Onu da siyahla çizeyim yine. Şu siyahla çizsem. Bak şu kiriş. Sonra şu kiriş. Sonra en büyük kiriş. Hocam en büyük kiriş çaptır. Şu kiriş. Hatta çaptan geçen şu kirişi çizeceğiz. Şöyle şöyle çizdik arkadaşım. K'dan geçen. Tamam, çizdik. Ve sonra ne oluyor? Daha da küçülüyor. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor falan filan işte. Şunlar şöyle küçülüyor. Evet, bunları çizdik. Böyle bunları çizince bize diyor ki K noktasından geçen bütün kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Merkez kiriş çektik. İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra sen buradan da bir tane dik çizsen. Bak dikkat et. Oy oy. Şuradan da bir tane dik çizsen. Hocam iki eş parçaya böldü. Buradan da bir tane dik çizsen. İki eş parçaya böldü. Hocam şu dikin orta noktası burası. Bu dikin orta noktası burası. Tabi burası 90 derece. Burası da 90 derece. Tam bu en uzun kirişin orta noktası zaten burası yapıyor. İşte buradaki noktaların geometrik yeri soruluyor. İşte bununki merkez kiriş çektik yapsan yine aynı şekilde. Merkez kiriş çektik yapsan şurası. Şurada merkez kiriş çektik yapsan burası. Burada merkez kiriş çektik yapsan şurası. Ya da K noktası. K noktası da oluyor orta nokta. Değil mi arkadaşım? Evet, tam K noktası da oluyor. Tabi buradakiler hep 90 ağır derece oldu. Şimdi burayı çok dikkatli şekilde dinle. Bak şimdi. Hocam burada şu uzunluğu 90 derece altında gören bir şeyler var. Hani çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Buradaki noktadan geçecek ve bu noktalardan geçecek. Yani o zaman bir çember belirtir. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan dolayı buradaki noktalar çemberseldir. Çünkü şu OK uzunluğunu 90 derece altında görüyor. İşte bizden bu noktaların geometrik yeri isteniyor. O zaman ne oldu? OK çaplı bir çember oldu. Yani cevap Denizli oldu. Bu mantık güzel bir mantık. Böyle bir soru gelebilir. Direkt ne olduğunu sormuş. ÖSYM daha öncesinde bunun uzunluklarını vererekten oluşan denklemi sordu arkadaşım.
Gerçekten bu da güzel bir soru. Evet, ikinci soru böylelikle Denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Ha, bunları böyle kesmişiz. Bu şekilde oluşturmuşuz. Evet, kare. Karton içinde kare alınmış ve şekil 1'deki gibi kesip çıkartılıyor. Kare parça atıldıktan sonra, şu kare parça atıldıktan sonra birbirine teğet olacak şekilde bu şekilde konulmuş. ABC'de dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşım, bu bir kare. Şu merkezse eğer, merkez kiriş çektik olayına girecek olursak. Merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik. Sonra burada 90 derece. Hocam iki eş parçaya, bu da iki eş parçaya, bu da iki eş parçaya, bu da iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Sonra en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Karenin bir kenarı kaçtı? İçinde alanın 4 birim kare olan bir kare. O zaman karenin bir kenarı 2. Yani bunlar 1-1 yaptı. O zaman 1-1 ise burası da 1. Çünkü niye? Niye böyle? Şunu da şöyle çizersen. Bu da aynı şekilde. Ya şurada küçük kareler oluştu. Ondan dolayı ya da köşegenden dolayı da diyebilirsin. 1-1 ise burası kök 2 yaptı. Yarıçap uzunluğu kök 2 yaptı. Hocam burası 1 ya. Ben şuradaki uzunluğu bulabilirim. Buradaki uzunluğu nasıl bulabilirim? Tamamının kök 2 olduğunu biliyorum. O zaman buraya kök 2 eksi 1 kaldı. Yani buradaki ile buradaki en uzak, en fazla uzaklık kaç? Kök 2 eksi 1. O zaman bu en fazla uzaklık tam teğet olduğu yerde. Şu kök 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1. Kök 2 eksi 1. Burası da kök 2 eksi 1 mi? Evet. O zaman burası 4 tane kök 2 eksi 1. Arkadaşım. Sonra buradaki uzunluk da şu uzunluğa eşit olsun diyor bize. Bu uzunluk da zaten kaç birim? 1, 1, 2 birim bu zaten burası. Şurası da zaten 2 birim. O zaman bizden bu dikdörtgenin alanı isteniyor. 2 çarpı 4 kök 2 eksi 1. Bununla çarpacağım. Yani 2 çarpı 4 8. 8 ile de bunu çarpınca 8 kök 2 eksi 8 mi yapıyor? Evet, aynen öyle. Cevabı 8 kök 2 eksi 8 yaptı. Yani cevap Denizli oldu. Geldik 4'e. AB çaplı O merkezli yarım çember verilmiş. Bir de OK'yı kök 3 olarak vermiş. O1 merkezli AO2 çaplı. Evet, O1 merkezli AO2 çaplı. Hocam buraya bir A dersem, buraya da bir B dersem. O1 merkez ya A artı B. Burası da A artı B olacak. Aynı şekilde O2 merkez ya A artı B ise burası da A artı B olacak. Bizim O da bir merkez. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani bu uzunluk A artı A artı B eşittir. Bu da yarıçap. Yani B artı A artı B oldu. A artı B'ler gitti. A ile B birbirine eşit oldu. A ile B birbirine eşit. Tamam. Şunlar birbirine eşitliği gösterelim. Hatta buna ben ne diyeyim? Y diyeyim. Hocam burası Y. Buraya da Y diyeyim. Sonra ne yapacağız? En etkili silahımız yarıçap kullanmak. Hadi bakalım yarıçapı çizelim. Hocam bu da yarıçap. Bu da yarıçap. O2'nin. Hocam yarıçap dediğimiz şu. A'ya B'ye Y dedik ya. O zaman burası 2Y yaptı. Burası da 2Y yaptı. Bunun yarıçapı 2Y. Bunun yarıçapı da 2Y. 2Y 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 eşkenar çıktı. Çizilen kenar ortay aynı zamanda bir yüksekliktir. Burası 90 derece çıktı. Hatta 60'ları da yazalım. 60'ın karşısı kök 3, 30'un karşısı 1'dir. Y dediğimiz kaç yaptı? 1 yaptı. 2Y dediğimizde kaç yaptı? 2 yaptı. Evet, burası da 2 oldu. Şimdi o zaman O merkezin yarıçapı kaç oldu? 3Y olduğundan dolayı 3 oldu. Arkadaşım bunun tamamı 3 ise LK isteniliyor bizden. Yani X artı kök 3. X artı kök 3 eşittir 3 olduğundan X'i de böylelikle 3 eksi kök 3 olarak buluruz. Cevap böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 5'e. ABCD dikdörtgeninin, hemen ABCD dikdörtgenini çizelim arkadaşım. Şöyle bir ABCD dikdörtgeni çizdik. Sonra çizince harfleri de yazalım tabii ki şuraya. Harfleri de yazacak olursak. Hemen harfleri yazıyorum. Yazamıyorum. Şöyle yazayım. A, B, C ve D yazdım. Peki. Sonra. Harfleri yazdıktan sonra. A köşesini merkez kabul eden C köşesinden geçen ve B ve ile D köşelerine en kısa uzakları 2 ve buradan geçen A merkezi ve C'den geçen hop şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Hocam B ile D köşelerine en kısa uzakları 2 ve 9. B'ye en kısa uzaklığı 2'ymiş çemberin. Buna en kısa uzaklığı da 9'muş çemberin. Evet, şu merkezli bir çemberden bahsediyoruz. Bu merkezli bir çemberde. Tamam, her şey çıktı mı çıktı. En etkili silahımız yarıçapı kullanacağız. Yarıçapı nedir diye soruluyor. En etkili silahımız yarıçap. Hadi bakalım çiz bakalım yarıçapı. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizdin. Hocam burası R ise. Burası da R. Hocam buraya R eksi 2 kaldı. Hocam burası da R. Buraya da R eksi 9 kaldı. O zaman burası da R eksi 9 ise Pisagor. R'nin karesi eşittir. R eksi 2'nin karesi artı R eksi 9'un karesi yapacak. İşlem işlem işlemle olayı bulacağız. Arkadaşlar dikkat ederseniz 1 R, 1 R eksi 2, 1 R eksi 9.
Hangi özel üçgende var? İşte bir 2 eksiği bir de 9 eksiği. 2 ve 9 eksiği hangi üçgen var? Sanki 5, 12, 13 sağlanıyor mu? 5, 12, 13 sağlansa, 5, 12, 13 sağlansa 9 eksiği olmadı. Başka ne üçgenidir? 8, 15, 17 sağlansa, 8, 15, 17 üçgeni diye düşünsek R'yi. 17'nin 9 eksiği 8, 17'nin 2 eksiği de 15. Tamam, hissettik. R'yi de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 17 bulduk. Dolayısıyla cevap Akçay oldu. Yoksa sen bunu böyle ağaç, yine uğraş, dur. Sana kalmış bir şey. Uğraşmaya gerek var mı? Bence yok. Evet, geldik 6'ya. Yarıçapı 4 birim olan tekerlek şeklindeki basamağın, evet, tekerlek şekildeki basamağın birinci konumundan ikinci konumuna basamağın yüzeyinden yuvarlanarak gidiyor. Evet, şuradan geldi. Dostum, ne yaptı burada? Buradan geldi. Gelsin bakalım şuradan. Hop, böyle. Şöyle gelince merkezde bu şekilde yol almış. Birinci konumdayken ikinci konuma gelene kadar ne kadar yol almıştır diye soruluyor. Evet, merkez böyle mi gelecek arkadaşlar? Şöyle. Bir çemberi de şöyle çizeyim ben. Merkez tam çok uzak çizmişler ama tamam, neyse. Merkez böyle olacak. İşte burada tam teğet olacak. Teğet olunca merkezimiz şöyle olacak. Ondan sonra böyle de devam edecek arkadaşım. Peki şimdi biz burada merkez nasıl olacak yalnız? Burada bir dönüş olacak arkadaşım. Bak dikkat et. Şurada merkez böyleyken hop, merkez şöyle bir yol almayacak mı buraya kadar? Şöyle. Merkez böyle bir yol almak zorunda burada arkadaşlar. Yani burada dairesel bir yol alacak. Şurada merkezin aldığı yol hop, şöyle bir dairesel bir yol. Çeyrek daire oldu. Sonra burada şöyle gidecek buraya kadar. Hatta burada merkez teğet çektik yapınca şu kadar yol aldı. Sonra merkez teğet çektik yapınca buradan da buraya doğru şu kadar yol aldı. Yani bizden ne isteniyor? Bu yol artı bu yol artı merkez burada tekerlek yuvarlanırken yalnız dikkat et. A köşesi şöyle bir dairesel oluşturdu. Çeyrek daire yapacak. Bu çeyrek daireyi bulayım. Öncelikle çeyrek daire. Şuradaki yarıçapı kaç olmuş? Yarıçapı 4. Yani 2 pi çeyrek bir yay uzunluğu ya. 2 pi r bölü 4. Yani burası 2 pi yaptı. Sonra şuradaki uzunluk biliniyor mu? AB BC 24 demiş. Bunun tamamı 24 ise, şurası da 4 ise buradaki uzunluk 20 oldu. E burası da 4 ise buradaki uzunluk da 20 oldu. Şuraya kadar kısım 20. Buraya kadar kısım da 20. 20, 20 ve 2 pi'nin toplamı isteniyor. 20 artı 20 artı 2 pi. O da kaç yapar? 40 artı 2 pi yapar dostum. Yani cevabımız böylelikle Denizli oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Evet. Çemberler birbirine değince. Arkadaşlar öncelikle çemberler birbirine değince merkezleri birleştireceğiz ama en uzun köşegeni çizeceğimiz belli gibi. Şimdi burada şu merkez burada mı? Evet, bu merkez burada mı? Evet, merkezleri birleştirdik. Ve sonra da şuradan çizince, hatta merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca şunu bir çizmeden önce bunun da buradan geçtiğini söyleyeyim ben. E burada hocam, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Buradan çizilen doğru açıortay olmak zorunda. O zaman bu doğrusal oldu diyebiliriz. Evet, yandaki yarıçap özdeş. Yarıçap uzunluğu da kök 3'müş. Evet, o zaman burası kök 3'se, burası da kök 3'se, e burası da 60 60 olduysa 60'ın karşısı kök 3'se 30'un karşısı 1 yapar. Burası 2 yapar. E yarıçapımız kök 3. Burası da kök 3. Burası da kök 3. Şuradaki merkez teğet çektik ve 60'tan dolayı yine burası kök 3 ise burası 1 ve burası da 2 yaptı. Altıgenin bir kenar uzunluğu. Altıgenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. Şu uzunluk belli mi? Belli. Bir kenarın 2 katıydı. E burası kaç? Hocam burası x'ken burası 2x olmalı. 2x eşittir 4 artı 2 kök 3 olduğundan x de 2 artı kök 3 çıkar. Yani cevap böylelikle Cihan oldu. Geldik 8'e. Şekilde AB ve CD kiriş ve yayların ölçüleri alfa ile beta'nın toplamı kaç verilmiş? Şuradaki alfa ile buradaki beta'nın toplamını 90 derece vermiş. Ben bunu kullanacağım demek ki. Alfa artı beta 90 derece. Bunlar ayrı gayrı yerlerdeyken bir işimize yaramıyor. O zaman şöyle çizeyim. Şunu şöyle çizecek olursam, şuradan 4 birimlik bir kiriş alacak olursam, hocam eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit olduğundan burası da alfa oldu. Alfa ile beta'nın toplamı 90. E burası 90 ise şuraya ne kaldı? 270 kaldı. E burası 270 ise buradaki açıda 135 derece çıktı. E artık ben şuradaki uzunluğu bulabilirim. Yani 135 kosinüs teoreminden falan. Ama tabii ki ben kosinüs teoremi kullanmam. Yani şöyle bir şey çıktı bak. Şurası 135 derece. Burası 4. Burası da 4 kök 2 çıktı. E burada 45'ten dolayı giderim. Şuradan bir dik çizersem 4 kök 2 ise 4 4 4 8 4 kök 5 oldu. Evet, bu uzunluğu 4 kök 5 buldum. Bir de neyi biliyorum ben? Alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğunu biliyorum. Farklı çemberde göstereyim. Bak şimdi dikkat. Şuradaki uzunluğu. O uzunluk biraz orada büyükçe ne oldu ama dikkat et. 90'lık bir yer ayıracak. Şurayı ben ne buldum? 4 kök 5 olarak buldum.
Ve şurası da 90. Evet, bizden de yarıçap isteniyor. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil mi? Evet. Al sana yarıçap. Al sana yarıçap. 90'ı da görüyor. Burası 90. R, R. O zaman R kök 2 eşittir 4 kök 5 ise R de buradan 4 kök 5 bölü kök 2. Kök 2 eşleniyle çarparsam 4 kök 10 bölü 2'den cevap 2 kök 10 çıkar. Yani 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9'a. AB çaplı çemberin merkezi O olarak verilmiş. D de teğen noktası verilmiş. Şurası 90 derece. Sonra burası da R. Burası da R mi? Evet. Sonra OD ile BE birbirine paralel vermiş. Ben bu paralelliği kullanmak zorundayım. Nasıl kullanabilirim? Ancak Z'den dolayı kullanabilirim. Yani alfa ise burası da alfa diyebilirim. Sonra burada kiriş var. E kirişi de kullanmak zorundayız. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapacak olursak. E hocam burada 90'lar havada uçurdu. Bak verilen her bilgi kullanmış olduk. Paralelliği yazmasaydık. Buradan benzerliği de yakalayamazdık. Bak açılar da eşit. E, alfa 90 beta burası. Alfa 90 beta burası. Yani şu üçgen ile şu üçgen benzer oldu. Ve 90'ın karşısı R'nin. Burada 90'ın karşısı R artı 12'ye var. Burada beta'nın karşısı var. Çünkü merkez kirişlettik. 2 eş parçaya bölmüştü. 4 birim uzunluğunu 2, 2, 1'ye böldü. Beta'nın karşısı burada 2. Burada beta'nın karşısı R oldu. Buradan R kare eşittir 2R artı 24. Buradan R kare eksi 2R a eksi 24 eşittir 0 olduğundan. Valla 6'ya 4 herhalde. Eksi 6'ya artı 4 dersem çarpımları eksi 24 toplamları da bu yaptı. Buradan R eksi 6'ya R artı 4 eşit 0 bulduk. Şu eşit 0'dan R'yi 6 buluruz. Bu eşit 0'dan R'yi eksi 4 buluruz. Tabi R negatif olamayacaklar. R'yi 6 bulduk ama bizden çap isteniyor. 2R'de kaç çıkar o zaman? 12 çıkar. Yani cevap böylelikle 12. Yani Ceyhan oldu. Geldik sonraki soruya. Yani 10. soruya. Bir kere çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştiriyoruz kardeşim. Merkezleri birleştirdin. Sonra merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. E başka da anahtar kelimeleri de kullandık. Tamam. E burada ne oldu bu? Teğet teğet merkezden geçiyorsa açıortay. Ya da hocam şu dikmeler birbirine eşit ve yarı çapı da verilmiş mi? Burası R, burası R iken kollar açılan dikler eşit olduğundan açıortay olur diyebiliriz burada da. Sonrasında BC ile O1A arasında bir şey denmiş. BC. Evet, BC uzunluğuna A dersem O1A ne verilmiş? 2A verilmiş. Evet, A iken 2A verilmiş. Sonrasında ne yapacağız? K'da teğettir. O1 merkezi çemberin yarıçapı, O2 merkezi çemberin yarıçapının kaç katıdır diye soruluyor. Ya aslında burada kat soruluyor arkadaşlar. Ben burada buna isterseniz 1'e 2 demiş ya. Şöyle diyeyim. Ne diyeyim? Şuna bir A değil de hani 1'e A 2A demeyeyim de. Şuraya ben 1 diyeyim. Bu yarıçapına da 2 demiş olayım sadece. Diğerinde R'yi de bulursam olay bitecek. Yani kaç katı olduğunu da rahat bir şekilde bulmuş oluruz. E burada arkadaşım işlemimizi yaptık. Tamam. Şurada 1'e 2 oranlamasını da kullanacağız. Aa burası da 2 değil mi? Evet. Bak güzel bir şey çıktı. Şöyle bir dik yamuk çıktı karşımıza. Şurası 2, burası 2, burası 1, dik yamuk burası. E sen ne yaparsın burada? Şunu yapmaz mısın? Hop dik çizersin böyle. Ben burada çizemiyorum. 1 iken 1 oldu. E o zaman burası da 1 oldu. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. Burası da 60 oldu. Yani burada kaç 60 bulduk? Yani burası 30 30 oldu. 30'un karşısı R iken 90'ın karşısı 2R oldu. E zaten burası da R. 3R 2'ye mi eşit oldu? Evet 3R 2'ye eşit olduysa R de 2 bölü 3 çıktı. Evet O1 merkezinin yarıçapına biz 2 demişken öbürü de 2 bölü 3 çıktı. Bizden oranlaması isteniyor. 2'ler sadeleşti. O da kaç yaptı? 3 yaptı. Ya da 2 çarpı 3 bölü 2'den cevap böylelikle 3 bulduk dostum. Yani cevap böylelikle Akçay oldu. Güzel bir soru. Geldik soru 11'e. Şekilde kenarlarından biri 12 cm olan dikdörtgen içine birbirine ve dikdörtgene teğet olacak şekilde çemberler çizilmiş. Arkadaşım çemberler çizilmiş. Çemberler merkezler birbirine deyince merkezleri birleştiriyoruz. Ben hemen birleştirdim. Yani şuradaki merkez kabul ettim şurayı. Şurası da merkez, burası da merkez, burası da merkez. İşte şurası da merkez. Şurayı düzgün çizmemişiz ama neyse. İdare edin diyeceğim ama ayıp olur şimdi. Şöyle ve şöyle gidersek daha sağlıklı olacak değil mi? Ya Adem yaptım bir hayır tam yap hoca diyeceksinizdir bana. Yaptık. Burası da 12. E hocam merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bunların yarıçapları aynı. R, 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 6R. O zaman R dediğimiz kaç çıktı? 2 çıktı. E burası da 2, burası da 2, burası da 2. Şunların hepsi 2. Bizden ne isteniyor? Turuncu boyalı iki çember arasındaki en kısa uzaklık. Şurası isteniyor. Oo, en kısa uzaklık merkezleri birleştirdiğimizde şuradaki mesafedir. Arkadaş burası da 2.
Şurası da 2 olduğundan şu eşkenar çıktı mı çıktı. Eşkenarda çizilen kenar ortay yüksekliktir. E hocam burası 4 iken bu 60'ın karşısı da 30'un karşısı. Şurası da 2 demiştik. Burası da 30. 30'un karşısı 4 iken 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. Şunun tamamı 4 kök 3. Bizden x deniyor. 2 artı x artı 2 eşittir 4 kök 3 olduğundan x de 4 kök 3 eksi 4 gelir. Yani 4 kök 3 eksi 4 de Denizli şıkkında var. 11. soru Denizli oldu. Geldik 12. soruya, yani son soru. Şekilde verilen ABCD karesinin köşeleri T merkezli çember üzerindedir. Hmm, evet tamam. Tamam. Verilmiş. Tamam tamam. Kare verilmiş. Bu da kare verilmiş herhalde. Eyvallah. ABCD karesinin alanı öbür karenin alanının kaçta kaçıdır diye falan filan soruluyor. Merkez varsa, kiriş varsa ne yapıyoruz gençler? Çektik. Arkadaşım. Şuradan çektik yapınca iki eş parçaya böldüm. Burası böldü. Bunun devamı da şu karşılıklı kenarlar. Bak. Şununla şu paralel mi? Paralel. O zaman bununla da bu paralel olduğundan şunlar paralel. Devamı yükseklik oldu. İki eş parçaya böldü. AA. Karenin alanı kaç katıdır diye soruluyor. AA demeyeyim istersen. Şuraya 1-1 diyeyim. Hiç A ile işimiz olmasın bizim. O zaman burası en etkili silahımız yarıçap olacak. Karenin bir kenarı 2 geldi. Şurası da 2 geldi. O zaman hemen onu 2 yazayım. Şurası da 2. O zaman en etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Hop şöyle 1-2 kök 5. Evet büyüğün yarıçapını kök 5 bulduk. Şimdi burası 2 mi? 2. Hocam burası 2. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Burası da kök 5 olduğundan dolayı. Şurada da bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Değil mi? Yarıçap kök 5. Aa tamamı 2'ydi. Özür. Şunun tamamı 2. Buraya 2 diyemeyiz. Yarıçap uzunluğu şurası kök 5 yaptı. Peki. Peki peki peki. Ne diyeceğim? Ben buradaki karenin bir kenarına A dersem. Burası da A yaptı. Şurası da A yaptı. Ondan sonra burada da şu dik iki eş parçaya böleceği için aslında burası da AA yaptı. O zaman burası A. O zaman burası da A oldu. AAA kök 2. O zaman A kök 2 eşittir kök 5 ise A'yı da buradan kök 5 bölü kök 2 buluruz. Kök 2 eşleniyle çarparsam kök 10 bölü 2 çıkar. Şimdi karelerin alanları oranı isteniyor bizden. Bir tane karenin alanı tabi büyüğün küçüğü oranı isteniyor ya da küçüğün büyüğü oranı isteniyor fark etmez. Bir tane karenin alanı kaç? 2'nin karesinden dolayı 4 bölü öbür karenin a'yı kök 10 bölü 2 buldum. Burası kök 10 bölü 2 ise burası da kök 10 bölü 2 ise bunun tamamı da kök 10 yaptı. Evet. Bir de kök 10'un karesini oranlayacak olursak 4 bölü 10 yapar cevap. 4 bölü 10 da nedir? 2 bölü 5'tir. Karenin kaç katlı diye soruluyor. ABCD karesinin alanı tam tersini yapacağım yani. Kök 10'un karesi bölü karelerin alanları oranı derken kök 10'un karesi bölü kaçın karesi? 2'nin karesi isteniliyor bizden. O da 10 bölü 4'ten cevap kaç çıktı arkadaşım? 5 bölü 2 çıktı. Yani cevap böylelikle Denizli oldu. Ve çemberde uzunluğu bitirdik. Ne var sırada? Çemberde yay uzunluğu var. Onu da ne zaman? Bir sonraki videoda yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.